Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere makarna makinesi kullanarak bir İtalyan makarnası tarifim var arkadaşlar. Bu güzel makarnayı evde yapacağız. Şimdi hemen tarifime geçiyorum, iyi seyirler dilerim. Karıştırma kabıma 3 yumurtayı alıyorum. Malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar, oradan da bakabilirsiniz. Gerçek İtalyan makarnalarında irmik unu kullanılır arkadaşlar, semolina dedikleri. Çok ince çekilmiş irmik unu kullanılıyor. Ben de makarnayı hazırlarken 1,5 su bardağı irmik unu, 1,5 su bardağı da normal un olarak hazırladım. Ama siz irmik unu kullanmak istemezseniz tamamını normal unla hazırlayabilirsiniz. Ayrıca merak edenler için söyleyeyim, irmik unu da büyük marketlerde artık bulunabiliyor. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. İtalyan makarnasına tuz eklenmez deniyor ama ben iki çeşidini de denediğim için bana ekleyerek daha lezzetli geliyor. O yüzden ekledim. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum lezzet vermesi açısından. Ve hamuru yoğuruyorum. Bu arada su bardağı ölçümde 200 ml. Eğer malzeme miktarını azaltmak ya da çoğaltmak isterseniz arkadaşlar, bir yumurtaya 100 gram un gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama un miktarını yine kontrollü ekleyin lütfen, çünkü yumurtanın büyüklüğüne de bağlı. Bu şekilde miktarı ayarlayabilirsiniz. Ya da fazla miktarda yapıp derin dondurucuda pişirmeden rahatlıkla saklayabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman direkt çözdürmeden pişirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarif hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına mutlaka bekliyorum. Evet, hamuru bu şekilde toparladım. Kıvamı da bu şekilde olmalı bakın. Çok da sert değil, çok yumuşak da değil. Bu kıvamda bir hamur olmalı. Şimdi hamurumu 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Evet, hamurum dinlendi. Şimdi çok büyük olmayacak şekilde bezelere ayıracağım. Evet, hamuru 6 bezeye ayırdım. Şimdi her bir bezeyi oval biçimde olacak şekilde biraz makineye sığacak derecede açıyorum. Çok ince olması şart değil. Sadece makineye girebilmesi önemli. Bu kadar yeterli. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlıyorum öncelikle. Bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra hepsini buzdolabı poşetine koyuyorum ki kurumasın. Şimdi size kullanacağım makineden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Merak edenler olabilir. Makine 3 kısımdan oluşuyor. En öndeki kısım spagetti inceliğinde makarna kesmek için. Ortadaki daha kalın, benim kestiğim makarnaları kesmek için. Arkadaki kısım da hamur açmak için kullanılan kısım. Kenarda 1'den 9'a kadar kademeler var. Bu şekilde hamurun inceliğini, kalınlığını ayarlayabiliyoruz. 1 en kalın kademe, 9 en ince kademe. Bu şekilde kullanacağımız yere sabitleyebiliyoruz. Evet, bu şekilde masaya sabitlenebiliyor. Çevirme kolunda hangi kısmı kullanacaksanız o kısma takıyorum. Çevirerek kullanıyorum. Kullanımı çok kolay bir makine. Bu makineyle bütün İtalyan makarnalarını hazırlayabiliyoruz. Aynı zamanda erişte de kesebiliriz. Lazanya hazırlayabiliriz. Yani hamur açılacak her türlü işi yapabiliriz. Evet, şimdi hamurlarımı açmaya başlayabilirim. Bu şekilde hazırlamıştım. İlk kademeden başlıyorum hamuru açmaya. İlk açmada bu şekilde bir katlama işlemi yapıyorum. İyice birbirine geçsin. Tekrar birinci kademede açıyorum. Her kademeden iki kez geçirirsek çok daha iyi olur. Tekrar birinci kademeden geçiriyorum. Evet, birinci kademeyi geçtim. Şimdi ikiye geçebilirim.
ikinci kademeden de iki kez geçiriyorum. Bu şekilde bütün kademelerden iki kez geçirerek hamuru açıyorum. Hamuru açarken arada bir unlarsanız çok iyi olur. Böylelikle yapışma riski olmaz. Evet, ilk bezemi açtım. Bakın bu incelikte gayet güzel bir hamur oldu. Çok uzun olduğu için ortadan ikiye bölmek istiyorum. Evet, şimdi artık kesebilirim. Makinemin kolunu hamur açma yerinden kesme yerine takarak şimdi hamurumu keseceğim. Burada hamuru koyduktan sonra önemli nokta arkadaşlar, hiç kolu durdurmadan direkt çevirerek hamurun çıkmasını sağlıyoruz. Bakın bu şekilde harika bir şekilde makarnalarımız hazır. Bütün bezelerimi aynı şekilde hazırlayarak ve bu şekilde keserek hazırlıyorum. Kestiğim makarnaları elbise askısının üzerine mutfak bezi yerleştirdim ve onun üzerine bu şekilde koyuyorum. Böylelikle bütün bezelerimi açana kadar yapışma riski olmadan bu şekilde saklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün bezelerimi açtım, makarnalarımı kestim. Şimdi pişirme aşamasına geçebilirim. Tencereme sıcak suyu koyuyorum. Biraz tuz ekledim ve makarnalarımı su kaynadıktan sonra ekleyeceğim. 3 ile 5 dakika arası pişireceğim. Tabii ki açtığınız kalınlığa da bağlı ne kadar sürede pişeceği, ama ev makarnası çok çabuk pişer arkadaşlar, hemen hamur olur. O yüzden kontrollü olun lütfen. Evet, benim makarnalarım pişti. Bu suyu da atmıyorum. Sosunu hazırlarken bu sudan da ekleyeceğim. Ben makarnamı pesto soslu olarak hazırlayacağım. Pesto sos tarifimi de kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında da link bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Pesto sosumu tencereye aldım. Üzerine biraz zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ben pesto sos tarifimdeki bütün pesto sosu ekledim arkadaşlar. Siz kendi isteğinize göre miktarı ayarlayabilirsiniz. Ve üzerine bir kutu kremayı ekliyorum. Sosu iyice karıştırıyorum. İyice ısındıktan sonra kıvamına bakacağım. Gerekirse makarnanın suyundan ekleyeceğim. Evet, biraz makarnanın suyundan ekliyorum. Hem lezzet verir hem de kıvamını açmak için kullanıyorum. Evet, şimdi makarnamı ekleyebilirim. Makarnamı ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve hemen ocaktan alıyorum. Makarnayı servis etmeden hemen önce pişirirseniz daha iyi olur arkadaşlar, çünkü bekledikçe pişmeye devam edecektir. Evet, makarnam servis etmek için hazır. Her şeyiyle gerçekten çok nefis bir ana yemek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.